Çıplak sokaklarda her şeylerini gösteriyorlar. Haya azlığı, evet efendim, haya azlığı, evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne göre yaptığın sevapları yok eder. Süleymaniye buraya geliyorlar. Bugün az insan ama görüyoruz. Çoluk çocuk ziyarete geliyorlar. Namaz kılıyor. Bir bakıyoruz kadın çırılçıplak. Kanuni'ye gelmiş. Hanımına gelmiş. Okuyor. Çırılçıplak. İşte benim dediğim o kıza şehitleri ziyarete gelmişsin. Mümin olduğun belli. Ama şu halin ne? Yarı şaka yarı ciddi. Madem bir sakınlık duydun, Allah nasıl bozuldu? Benim kalbim temiz, ne var? Herkes yapıyor bunu. Herkes yapmaz. Mümin yapamaz. Herkes yapsa bile Allah'ın emri esastır Müslümanlıkta. Haya eksikliği, haya azlığı, evet efendim, haya azlığı, evet, amelleri, o gelip ziyaret etmişsin şehide, senin namusun için öldü o. Ay, okusan bile bir taraftan almışsın, inşallah kabul olur. Ama ben öyle sanıyorum, içeriden bağırıyor. Hayasız, defol şuradan diyor. Öyle yani çırılçıplak, normalleşmiş. Haya azlığı yapılan ibadetlerin sevabını yok eder. Hadis okuyoruz. Ve tulul emel, kazanç yapacaksın, çoluk çocuğunu sağlayacaksın, bu görevin. Ama şey olmadan bundan sonra Allah bir türlü bitmiyor. Tulul emel, evet, dünyaya olan bu da amellerin sevaplarını yok eder. Ve zalimün la yentehi, evet, ne yapsanız vazgeçmiyor zulmünden. Böyle bu zulümler de tüm amelleri yok eder, yok eder diyor güzel peygamberimiz. Evet, 6 gün var, bunu da okuyacağım, bitireceğim. Sittetü eyyam, bu Ramazan'la ilgili çünkü. 6 gün vardır mineddehri zamandan, evet, yukrahu siyamuhunne, o gün oruç tutmak mekruhtur. Halbuki oruç muazzam ibadet, özel tarifiye bağlı. Oruç benim içindir, özel sevabını da bizzat ben vereceğim. Allah'ın yolu be. Evet. Es-savmu li ve ene eczi bih. Çünkü senin oruç olmadığını pekala ben oruçluyum diye aldatabilirsin. Kalbine girdin mi, midesinde su içiyorum, biliyor musun? Oruç benim içindir, halis ibadettir. Bizzat mükafatı ben vereceğim diyor Allah. Evet, ama böyle güzel ibadeti şu 6 günde tutmak iyi değildir. Ahir yevmi min Şaban en yusile bir Ramazan. Ramazan mı değil mi? İran bayramı Ramazan'ı başlattı. Suudi Arabistan ilan etti. Bizimkiler başlatmadı, yarın başlatacak. Evet, herkes bulunduğu yerin ülül emrine tabidir. Fıkıh kuralı bakımından. İran bir gün, çok oluyor bu. Bayram bir gün yapıyor, bir gün sonra yapıyorlar, biliyorsunuz. Eskiden beri olan şeyler bunlar. Şimdi bizim sorumluluğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı. O bayram ilan etmeden bayram yapamayız. Kitaplarda böyle yazıyor. O oruca başlayın, oruç günü demeden, çünkü görevliler maaş alıyorlar. Görevleri bu. Sorumlusu o. Devlet ona yetmiş, ülül emir. Onu kimseye sen de oruç tutacaksın diyemeyiz. Ramazan'ın başlamasını da bitmesini de onlar söyleyecek. Şimdi Ramazan'sa Ramazan olsun, değilse işte Şaban orucu olsun. Bu oruç iyi değil diyor peygamberimiz. Ramazan'sa şimdi tutmuyorum ya. Ramazan'sa ne olacak ya? Böyle oruç tutmak diyor yanlıştır diyor. Evet, şek günü orucu caiz değil, doğru değil. Ama pazartesi, perşembe oruç tutuyorsun. Hep adetin böyle. Evet, kaza orucu tutuyorsun. Adetin böyle. Hiç yemişek, küpeli gün falan kafanda yok. O zaman bir şey demiyoruz. O Ramazan bir gün evvel de kaza tutuyorsun. Pazartesi, perşembe orucu tutuyorsun. Ona bir şey demiyoruz.
ama Ramazansa Ramazansa Ramazan olur. Şey ise Şaban orucu olur. Bu oruç caiz değil. Fela yasum yamışek. Evet, bir mümin çek günü oruç tutmaz. Evet. Öyle diyor. La tukaddimu şehra bi savmin yevmin ev yevmeyni. Evet. Ramazan ayını bir gün evvel oruçla karşılamayın. Yahut da iki gün evvelden oruç tutmayın. Ramazansa girdiyse diye bize peygamber yasakmamış. İlla en yekûne şey bi savmi ahadüküm. Ama pazartesi perşembe oruç tutuyorsun. Kaza orucu tutuyorsun. Üç ayları tutuyorsun mesela. Ona bir şey yok diyor peygamberimiz. Onu söylüyor. Evet. Bir başka hadis bu. Men sâme yevme şek fakat asa ebel kasım. Evet. Vela yusâmü ledi vela yusâmü ledi şek fihi. Evet. Şek günü Ramazan mı değil mi belli değil diye oruç tutan Muhammed Mustafa'ya isyan etmiş olur. Bir hadiste böyle. Bir hadiste böyle. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi de dediğimiz gibi görevlerim var. Sorumluluk onların. Sorumluluk onların. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Sofuluk bak şeytanın işine yarıyor. Dinin emri bu. Peygamberin yasakları da böyle. Şek günü oruç tutmak iyi değil. Evet. Ondan sonra iyi oruç tutmanın iyi olmadığı el misafir. Evet. Misafirin oruç tutması iyi değil. Neden? Evdeki bir rahatı yok. Gıdasını alamıyor. Vakti yok. Şu yok, bu yok. Ama şimdi çok rahat, çok güzel, eyvallah. Oruç tutarsan iki kazanırsın. Böyle oruç tuttun zaten arkadaşlarına huysuzluk ediyorsun, yük oluyorsun. Sağlığın bozuluyor. Misafire Allah izin vermiş. Yok, oruç tutma. Misafirin böyle eziyet verecekse, başka takında olacaksa, hastalığını şey edecekse misafir oruç tut takdirde, oruç tutması iyi değil diyor peygamberimiz. Vel mariz, hasta. Doktor diyor ki oruç tutma. Bak hayati tehlike var. Çok tehlike var. Şu olacak, bu olacak. Böyleyse oruçta hasta iyileşince kadar Ramazan orucu tutmayabilir. Evet, şimdi yalnız bu konuda dini hassasiyeti olan doktoru dinlemek lazım. Şu doktora gidiyorsun, sakın oruç tutma diyor. Çünkü kendi tutmuyor. Oruç hiç önemsemiyor. Bir başka diyor, şöyle yaparsak tutabilirsin. Dini hassasiyeti olan doktordan oruç tutma dediği halde oruç tutamazsın. Hastasın. Hasta oruç tutmaz. Hadis-i şerif bu. Vel hubla izâ khâfet en tadâ mâ fî batnihâ. Hamile kadın oruç tuttuğu takdirde çocuğa zarar verilecekse doktor diyor ki sakın ha, çocuğuna zararlı oruç tutarsın, su alamıyorsun, gıda alamıyorsun falan filan. Böyle çocuğunu, karnındaki çocuğu düşürecek veya ona zarar verecekse hamile kadının oruç tutması iyi değildir diyor. Vel murdu izâ khâfet el fesâd alâ velediha. Evet, emzikli kadın oruç tuttuğu zaman süt gelmeyecek, su şöyle olacak, böyle olacak, doktor da demiş. Ha. Emzikli kadın da oruç tutmaz. Tutarsa böyle tehlikeler varsa doğru değil. Onu söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ve şeyhul fani. Çok ihtiyar bir adam. Evet. 0-5 yaşı arası sabilik. Evet. 5 yaşından sonra buluğa erince kadar temiz çağı. Buluğa erdiğinde sorumlu insan. 33 yaşına kadar genç. 33 yaşından 50 yaşına kadar olgun erkek. 50'den sonra ihtiyar sınıfına giriyor. Evet, ihtiyar ama vücudu sağlam, işi müsait. Buna tutmasın değil. Oruç tuttuğu takdirde bak olmaz. Beyin kanaması geçirebilirsin. Böyle tıbben böyle. Dini hassasiyeti olan böyle söylemiş. Veya kalbin şöyle olabilir, bilmem neyin olabilir. Dini hassasiyeti olan doktor böyle söylemiş. Hayır ben tutacağım. Doğru değil. Doğru değil. Böyle kimselerin. Böyle bir şey yoksa, evet şimdi bunu istismar ediyorlar. Oruç tuttuğu takdirde ayağından kalkamıyor.
yürüyemiyor, elini kaldıramıyor. Böyle durumlara düşüyor. Ama adam 80 yaşında ama dipçik gibi akşama kadar koşturuyor, koşturuyor. Ben ihtiyarım diye geliyor, sandalyeye atıyor kıçını. Olmaz. Sokakta ihtiyarsan niye sen böyle akşama kadar tazı gibi dolaşıyorsun? Demir sıksan suyunu çıkaracaksın. Bu ihtiyar oruç tutacak. Dediğim gibi dini hassasiyetim bir doktor sakın ha tutma. Şu bakımdan şöyle, şu bakımdan böyle demişse oruç tutması iyi değildir. İyi değildir diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey-i fani dediği bu. Evet böyle bir şeyse böyle kimse oruç tutamadığı zaman tabii ihtiyarlık tedavi olmayacağı için her gün yerine bir fakiri doyuracak. Ama hasta iyileşecekse fitye olmaz. İyileştiği zaman kaza edecek. Evet emzikli kadın, hamile kadın çocuk doğurduktan sonra onları kaza edecek. İyileşmeyecek hasta fidye verilebilir. Tedavi olması mümkün. İhtiyarın tedavisi mümkün değil bu şekilde arz ettiğimiz gibi. Ellezî lâ yutîkus sâim zaten hadisi söylemiş. Oruca takat getiremeyecek derecede düşüyor, bayılıyor. Efendim düşüyor, bayınca da kafası betona inecek, beyin kanamasından geçecek. Elini kaldıramıyor. Oruca dayanamayacak derecede ihtiyar oruç tutmaz. En güzeli doktora danışmak. Vellezî yuklikül cû vel ataş. Evet. İn ve terke mâte. Evet. Şimdi eğer su içmezse ölecek. Aç yemezse ölecek. Evet. Böyle bir adamın oruç tutması da iyi değil. Öleceğini biliyor. Doktor demiş dini hasret olan eğer su içmezsen bak böyle bir tehlike var. Tıp ben böyle efendim ekmek yemezsen şunu yemezsen böyle bir tehlike var demiş dini hasat diyorlar. Evet öleceğini bile bile oruç tutmak iyi değil. İyi değil. Onları söylüyor güzel peygamberimiz. Evet tabii biliyorsunuz Aşura günü orucu güzel. Pazartesi Perşembe oruçları güzel. Ramazan'da bayram birinci gün oruç tutulmaz. Kurban bayramı 4 gün oruç tutulmaz. Oruç tutulmayacak günler var. Ama diğer böyle güzel oruçlar var. Muharrem orucu 9-10-11. Evet. Her ayın başı, ortası, sonu. Evet. Veya 13-14-15. Bütün ömrün oruç gibiymiş gibi olur. Pazartesi, Perşembe, Peygamberimizin nafile oruç tuttukları. Evet, Recep ayında oruç tutmak güzel. Recep Allah'ın ayı. Şaban ayı, Peygamberimizin ayı. Ama Şaban'ın işte şek güne rastlarsa diye tutmak iyi değil. Böyle değil. Şaban, Ramazan'dan şüphesi yok. Şu gün diyor tutabilir. Son güne kadar. Böyle şüpheli olduğu zaman tutması iyi değil. Evet öyle iyi değil. Onu efendim bu konularda çok şeyleri var. Teşvik edici nafile oruçları. Evet Şevval orucu var. Şeyden sonra Ramazan'dan sonra. Bir ay Ramazan orucu tutmuş, 6 günde Şevval'den tutmuş, yıl boyunca sevap kazanır, oruç tutmuş gibi sevap kazanır diyor. Böyle ama dediğimiz gibi bu şartlarda hayati tehlike olmayacak, emzikli olmayacak, neyse olmayacak şekilde. Evet efendim, Cenab-ı Hak bize güzel oruç tutmayı nasip etsin. Sahurda mutlaka kalkın, sahur bütün peygamberlerin şeyidir, mübarek gıdadır diyor Peygamberimiz. Çünkü niye söylüyorum? Adam 2 saat sonra kalkacağım, 1 saat sonra kalkacağım diye oturuyor, kağıt oynuyor, tavla oynuyor. Böyle yapmasa bile yatacaksınız, sahura kalkacaksınız. Kalkınca da bu peygamberlerin güzel gıdası, güzel sünnetidir. Efendimiz de böyledir. Ailesinde kaldırmış, kalkın demiş. Gayrete getirmiş çevresini. Biz de çoluğumuzu, çocuğumuzu, arkadaşımıza söyleyeceğiz. Evet böyle sabaha kadar uyumamak değil. Yatacağız, kalkacağız. Kalkmışken 2 rekat teheccüd namazı kılarsak aliyyül ala olur. Evet hiç olmazsa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mideniz dolu. 1 yudum su için diyor. Bu peygamberlerin mübarek gıdasından nasiptar olmak için onu söylüyoruz. Bir, geceleri kıyamlı, gündüzler sıyamlı orucu övüyor Allah. Teravih namazını mutlaka camide kılın.
kalabalık cemaatle kılınan namazlarda bir tane güzel adam olsa hepsini o güzel adamın namazı sayıyor Allah. Öyle müjdeler var. Onun için kalabalık cemaatle kılmak, büyük camide kılmak daha avantajlıdır. Beş vakti namazı camide kılmak da her zaman iyidir de bilhassa Ramazan gecelerinde teravih kaçırmamak lazım. Orucu tutmanın yanında teravihe de gitmek lazım. Ramazan'ı böyle güzel geçirmek lazım. Bir de sokağa çıktığımız zaman gözümüze, dilimize, kulağımıza hakim olmamız lazım. Çünkü günah işlerseniz bir taraftan kazanırsınız, bir taraftan yele verirsiniz. Kadın çırılçıplak sokakta geziyor, orucum diyor. Biraz kafadan kontaksın. Evet, oruç tuttun, müminsin, eyvallah. Ama her tarafın Allah'ın emrini çiğniyor. Gelen boşa gidiyor, elinde hiçbir şey yok. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Güzel bir Ramazan geçirmek için gayret içinde olacağız. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. Birer elem neşrah lekey şerif ma'al besmele-i şerife bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na ikim zekretiyle. 13'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. Amin. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, okuduklarımızı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab ve duaları rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kudsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve münvat rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasreten
eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, misafirlerimiz ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatan için halen ve geçmişte canlarını bezleden, sıkıntıdan giren şühedanın kuzatının ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyazı lütfeyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayatlık fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, Deccal'ın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Ya İlahi'l Alemin, hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi sevdiğin kulum diye hitap ettiğin salih kullarından eyle. Her zaman seni zikreden zakirlerden, nimetlerine şükreden şakirlerden, sonu hüsnü hatime ile ruhunu teslim eden güzel kullarından olmayı, bu konuda bize yardımı esirgemediğin kullarından olmayı bize nasip eyle. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek eyle. Ramazan ayında da bizi güzel oruç tutmak için kötülüklerden muhafaza eyle. Güzel oruç tutmamız için bize yardım eyle. Bize azmimizi, kararımızı artır ya Rab. Bize yardım ettiğin kullarından eyle. Ve Ramazan'a günahsız olarak yetişmeyi da böyle iman, İslam, afiyet üzere nice Ramazanlar idrak etmeyi de bize nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i merhamet eyle, affeyle. Aziz vatanımızı cümle İslam ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve salatu ve selamu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl khayri ve lâ usîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin fünnâr. Ve bis senedil muttasilin nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal seb'u hısâl hünne cevâmi'ul hayr hubbul islam ve ehli ilâ âhiril hadîs. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhim salavat ve teslimatın, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ahirete irtihar edenler rahmetullah aleyhim ecmainin, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfunlar, evliya, ulema, sulaha, şüveda, mümina, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müsteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Seb'u hısal hünne cevamül hayr. Yedi haslet vardır. Bütün hayırları toplar. Nedir bunlar? Hubbül İslam ve ehli. Müslümanı, Müslümanlığı sevmek, Müslümanları sevmek. Evet, Müslümanlığı ve Müslümanları sevmek. Bütün hayırları toplayan birinci madde. Tabii Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda herhangi dünya maksadı için değil, rızayı bari için olan bir İslam sevgisi ve Müslümanları sevmek. İkincisi ve mücalesetühüm evet ve Allah yolunda onlarla oturup kalkmak.
وَلَا تَأْمَنُوا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى شَرٍ فَيَرْجِوُ إِلَى خَيْرٍ فَيَمُوتُ عَلَيْهِ. Şimdi onlarla oturup kalmak Allah yolunda, sevgi uğrunda toplantılar yapıyoruz. Bu da bütün hayırları toplayan şeylerden birisi. Bir adam ki onun şerrinden emin değilsin, evet, feyerci'u ila hayrin feyemutu aleyh. Şimdi hayrın şerrinden emin değilsin, böyle bir adamın İslam'a döndürüyorsun ve o adamı hayra döndürüyorsun. Bütün hayırları toplayan şeylerden birisidir. Evet. Bu hal üzere de ölüyor. Evet. Evet. Birisi de şu. Bütün hayırları toplayan. لَا يُشْغِلُكَ عَنِ النَّاسِ مَا يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكِ. Kendin kusurlarında uğraşıyorsun. Elin ayıplarını aramıyorsun. Senin kendi kusurlarında uğraşman başkalarıyla, başkanın ayıbını aramaktan seni alıkoyuyor. Bu da bütün hayırları toplayan bir haldir, diyor güzel Peygamberimiz. Gene Efendimiz, Sittü mecalis, el mü'min daminin alellahu teala, evet, 7-6 meclis vardır. Evet, o meclislerde oturan müminleri Allah tekeffül eder. O meclislerden birisinde bulunanı Allah üstüne alır, korunmayı, ona yardım etmeyi. Bu meclislerden birisi, evet, fi mescidi cemaatin, camilere koşacaksın, camilerde cemaatle namaz kılacaksın. Namaz kılmak için cemaate giden adamın, bu mecliste olan insanın istediğini vermek, kötülüklerden korumak, ondan razı olmak konusunda kefil olur, tekeffül eder, bunları üstüne alır. Cemaate devam etmek, camiye gitmek. Evet, her zaman söylüyoruz. Bu camiye gitmek insanı böyle kurtardığı gibi ayrıca memleketi de kurtarır. Bütün dünya şimdi bizi, Türkiye'yi kıskanıyor. Başka yerlerde çocuk yapılmıyor. Yerli vatandaşlar, Amerika'da da her zaman söylüyoruz, Avrupa'da da yerli kadınlar çocuk yapmıyor zahmetli diye. O kadar teşviklere rağmen çocuk nüfusları geriliyor. Orada yabancı bulunan çalışanlar şu veya bu şekilde, onlar da bu teşviklerden yer alma çok çocuk yapıyor. Böylece yabancılar çoğalıyor orada, yerliler azalıyor. Dertleri bu. Ondan dolayı Müslüman Türkleri Avrupa'dan kovmak için İslamofobi papalığı icat etti. Evet, şimdi bize karşı da kıskançlar. Bizde de nüfus, genç nüfus %50, çocuk nüfusu %28, nüfusumuz da 82 milyona çıktı. 17 milyondan 15 milyondan 82 milyona çıktı. Elhamdülillah onlara göre çok iyi durumdayız. Bundan çok kıskanıyorlar, haset ediyorlar. Her türlü pisliklere başvurarak bizi boğmak istiyorlar. Siz de bunları takip ediyorsunuz. Şimdi bir memlekette böyle belalar üstüne yağacakken, belaları Allah emrediyor. Layıksanız belaları yağdırıyor. Bunlardan birisi şimdi Ramazan geliyor. Ramazan ayına saygı duymak mecburiyetindeyiz. Allah'ın böyle mekanları şereflendirdi. Her taraf Allah'ın mekanıdır. Bütün zamanlar Allah'ın zamanıdır ama bazı mekanları Allah özel bir tarifiyle üstün bir değer vermiştir. Mesela harem, Kabe'nin muazzamın bulduğu harem bölgesi, bir iyilik yaptınız mı o mekanın faziletinden dolayı 100.000, burada yaptığınızın 100.000 katı sevap alırsınız. Ama orada bir kötülük yaptınız mı 100.000 de tersine gider. Aynı bunun gibi zamanlar da hepsi Allah'ın. İşte seher vakti en güzel vakitler, cuma günü bir vakit, efendim namazların arkası, kâmet getirilirken safa durulduğunuz zaman, yağmur evveli, bu gibi
mübarek geceler. Müminlerin ayı olan Ramazan ayı da Allah'ın özel tarife uyguladığı, değer verdiği bir aydır, zamandır, bir ay. Ramazan ayı çok önem vermiştir. Mesela Ramazan dışında bir orucu bozsanız yerine bir gün kaza edersiniz. Ama Ramazan'da bir orucu bozsanız 61 gün tutarsınız. Ramazan ayının değerine bakınız. Bu değeri görmeyen, bu değeri anlamayan, bu değeri çiğneyen adama 61 gün ceza veriyor Allah, Ramazan'ın değerine. Şimdi bunu bilmeyen bir sürü adam çıkacak. Biz bunları önlemek zorundayız. Ümmet-i Muhammed'in markası bu. Kötülüğü gördüğümü engel olacağız. Yapamıyoruz, sözle engel olacağız. Yapamıyoruz, içimizden imkanım olsa seni benzetirim diyeceğiz. Yani tasvip etmeyeceğiz. Evet, kötülüğü, Allah'ın haramını gördüğümüz zaman. Ha, bunlara engel olmadık mı? Başımıza belaya var. Bela umumidir. Her zaman söylüyoruz. İşte böyle hadis-i şerife göre memlekette müminler kötülere engel olmuyor. Görevlerini yapmıyor. Ondan dolayı bela verecek Allah. Melekleri çağırır diyor. Ama müminler camiyi doldurduğu için, onların camide böyle dümdüz saflar halinde omuz omuza vererek camiyi doldurmuş da namaz kıldığını görünce diyor Peygamberimiz, belayı def eder diyor. Şimdi onun için hem memleketimize bela olmasın, zelzele de bir beladır, su baskını bir beladır, kıtlık bir beladır vesaire vesaire. Evet, düşmanların, kafirlerin, münafıkların memleketimiz hakkındaki bir sürü hileleri, desteseleri var. Bunu hep duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Ama camileri doldurursanız Allah'ın çok hoşuna gidiyor bu. İşte burada da söylüyor, görüyorsunuz. Evet, bu meclislerde bulunan mümini Allah tekeffül eder. O zaman onlara buyurur ki diyor Peygamberimiz Allah, ben sizi şu memlekete bela yağdırmak için, görevlendirmek üzere çağırmıştım. Ama bu memleketin Müslümanları camiyi doldurdular, düzgün saflar halinde omuz omuza verdiler, namaz kıldılar. Bu belayı sonraya bıraktım, def ettim. Evet, düşmanların bu hilelerini boşa çevirmesi için tam zamanı, camileri doldurun, düzgün saflar halinde teravihler kılın, namazları kılın. İşte böyle camide beş vakti her zaman böyle yaparsanız belalar defolur. Cemaatte, yani cami, mescit, cemaatte namaz kılarak bu mecliste bulunan mümini Allah Zülcelal Hazretleri tekeffül eder. Üstüne alır onun sorumluluğunu ve korur. Tekeffül eder bu demek. Ve inde meridin, ya da komşunuz, bir mümin kardeşiniz, arkadaşınız hasta olmuş. Moral vermek için Allah şifa versin. İnşallah en kısa zamanda kalkarsın, aramıza girersin, işinin başına geçersin diye ziyaret etmiş. Aha, bu mümini de tekeffül eder. Din kardeşine moral vermek için, gönlünü almak için. Ama görüyorsunuz bazıları, vah vah, sen daha kalkamazsın bundan. Denilir mi ya böyle? Adamı moral vermek için gideceksin. Tabii Allah'ın kaderi neyse o olacak ama senin ziyaretin onu moralini düzeltmek için, dua için olacak. Böyle hasta bir kimseye moral vermek için, gönlünü almak için ziyaret ederseniz, evet, bu mecliste bulunursanız Allah sizin de kefaletini alır üstüne, tekaffül eder. Ve evfi cenazetin, evet, cenaze namazına katılırsanız bir müminin, vefat etmiş, duymuşsunuz, koştunuz cenaze namazına. Evet, müminin cenaze namazına bulunanlardan da Allah çok memnun oldu. Neden biliyor musunuz? Bir müminin cenaze namazını 40 komşusu, 40 tane böyle yakınlarından namazlarını kılarlarsa Allah o cenazeyi affeder buyuruyor. Siz onun affı için koşuyorsunuz, gidiyorsunuz ve hüsnü zanda bulunuyorsunuz. Allah taksiratını affetsin diyorsunuz. Mümin için hasbi bir iş yapıyorsunuz. Allah bundan çok memnun olur. Hem siz
cenazeyi taşırsanız 40 büyük günahınız silinir. Hem de o müminin cennete gitmesine, günah affına sebep olursunuz. İşte böyle hasbi bir iş yaparsanız, müminin cenazesine giderseniz kafirin cenazesinde bulunmaz. Cenazesine giderseniz Allah sizi tekeffül eder, üstüne alır. Evfi beytihi. Dışarı çıktığım zaman dedikodu yapıyoruz. Onu çekiştiriyoruz, bunu çekiştiriyoruz. İşe yaramaz laflar ediyoruz. Dışarı çıktığım zaman gözüm harama bakıyor. Kulağım haram dinliyor diye zaruri işleri olmadan evine kapanmış adam, dışarı çıkarsam haram işlerim diye evinden çıkmamış. Günahtan korktuğu için, aha bu maksatla evinde kalan mümine de bu niyetle, kalan mümini de Allah tekeffül eder. Onu şeyin kefaletin üstüne alır. Ev inde imamın muskıt yuazzirhu. Evet. Siyaset değil, kesin de hadis tercüme ediyoruz. Şuraya buraya çekmeyin. Ben sadece hadisleri aktarıyorum. Devletin başında, Müslümanların devletinin başında güzel bir mümin, adil başkan var, idareci var. Adaletli bir idareci var. Onun yanında ona saygı olsun, moral olsun, evet moral olsun diye, destek olsun diye, gittiği güzel yolda moral olsun, güç kuvvet kazansın diye onun yanında duruyorsunuz bu maksatlarla. Memlekete güzel hizmet etsin, daha güzel işler yapsın diye böyle adaletli imamın yanında durursanız, aynı diyor Allah o adamın bu niyetinden dolayı onu şeylerini şey eder, tekeffül eder. Evet, tekeffül eder diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunları düşünüp ona göre bu niyetlerle Allah'ın tekeffülüne girmek istiyorsak bunları yapacağız. Evet, kıyamet korkularından kurtarır. Yuncihi min ehvalil kıyame. Tekeffül eder demek, kıyamet korkularından onu kurtarır ve selamet yurduğu cennete onu sokar. Bu niyetlerle, bütün işler niyetlere göre. Taberani, Abdullah bin Amr bin As'tan nakletmiş. Sittün min eşrati sa'a, 6 şey kıyamet alametlerindendir. Evet, mevti, benim ölümüm kıyamet alametidir. Ondan sonra peygamber yok, zaman bitiyor, kıyamet kopacak. Ay zaman peygamber diyoruz ya, evet, benim ölümüm diyor kıyamet alametlerindendir. Vefettu beytil makdis, Kudüs'ün fethi kıyamet alametlerindendir. Kafirlerin elindeyken, kafirlerin elinden Kudüs'ün alınması kıyamet alametlerindendir. Evet, almamız gerekiyor. Çünkü bütün peygamberlerin yaşadığı, vahiy indirilen yerler orası. Bizim için Kabe başta mukaddes bölge, Kudüs aynı şekilde. Almak zorundayız ama aldığımız zaman da bilesiniz ki kıyamet yakın. Demek ki alacağız. Yahudilerin yerine alacağız ama kıyamete giden ulemelerden. Ben yuta erreculu elfe dinar feyeshatuha. Öyle zenginlik olacak ki diyor zamanla, bir adama diyor 1000 altın vereceksiniz. Ama bu da para mı? Bu da verilir mi? Benim adam yerine 1000 altını hiç sayacak adam. O kadar millet zenginleşecek. Oh Allah razı olsun, hora geçti demeyecek. Bu da para mı yani? Şimdi 1000 altını verecek durumumuz yok da. Dilenciler o mesela 25 kuruş attın mı yüzü kırışıyor. Hani 10 lira 20 lira koydun mu oh yüzü gülüyor. 1000 altın öyle öyle duruma gelecek ki 1000 altın vereceksiniz, bu da para mı lan, bu da verilir mi? Bu adam beni ne yerine saydı diye 1000 altını küçükleyecek. Öyle zenginleşecek insanlar. Bu da kıyamet alametlerindendir diyor. Evet, çok zengin olacak herkes. Bunu küçümseyecek. Ve fitnetün yedhulu harruha beyte külli müslimin. Öyle bir fitne çıkacak ki
Her eve bu fitneden bulaşacak. Her eve bu fitneyi karşılığı fesadı hissedecek. Çok öldürmeler olacak, sıkıntılar olacak. Her mümin evi bundan etkilenecek. Bazı alimler Moğol istilasını buna saymışlar, biliyorsunuz. Hülagu han mısın diye şiir bile var. Moğollar Bağdat'ı İslam'ın en ileri her yönden büyük alimler orada çıkmış. Teknoloji, dünyanın çevresini bulmuşlar. Astronomi de cebri icat etmişler o devirde. Öyle ileriyken Moğollar geldiler, sıfır ettiler hepsini. Bazı alimler bu Moğol isyanıdır demişler. Bazıları hayır demişler, bu başkasıdır. Evet, henüz daha olmadı, zamanda gelecek demişler. Ve mevtü ye'huzu fin nâsi kekusâin. Evet, el ganemi. Şimdi koyun var, koyunun boynuzu var. Boynuzun içinde şeyler var, girintiler, çıkıntılar, kıvrımlar var. Bütün evlere öyle bir ölüm olacak ki kıyamete yakın. O ölümün girmediği ev kalmayacak. Herkes oradan nasibini alacak. İşte Amvas diye Hazreti Ömer zamanında taun olmuş. O taun hastalığı, veba hastalığının girmediği yer yok biliyorsun. Kolera, veba. Herkes ölmüş. Hazreti Ömer zamanında bazıları demişler ki 70 bin, 3 günde 70 bin adam ölmüş o Amvas felaketinde. Bu demişler, peygamberin söylediği budur demişler. Hayır demişler, vasıta bu değil, bu değil. Bu Kudüs'ün fethinden sonra olacak. Bazı alemlerde bu beyanda bulunmuşlar. Ama böyle bir olacak. Ölümün her eve girdiği bir karışıklık olacak. Ve entavderrûm binakzil ahdîm feyesirûne bisemânîne benden tahta külli bendin isne aşıra elfen. Evet, Rumlarla, Avrupalılarla, ehli Rum diyor peygamberimiz onlara, anlaşma yapacaksınız. Fakat o Rumlar, Avrupalılar, yani Müslüman olmayan işte Amerika'sı, Avrupa'sı, Fransız, İngiliz, Almanya'sı anlaşmalarını çiğneyecekler. Size diyor 82 tümen, evet, sancağı altında, her bir sancağı altında 12 bin olacak. Evet, böyle saldıracaklar size. Semanine benden 80 sancak olacak. Her bir sancağın altında 12 bin asker olacak. Çarpın 960 bin mi diyor. Böyle bir orduyla anlaşma yapmalarına rağmen sizi saldıracaklar. NATO anlaşmasına girmişiz. Amerika'da, Amerika'yı, Kore'de biz kurtardık Amargan Tuvayı'nı. Yoksa yok olacaklardı. Ondan sonra işte aldılar falan, anlaşmalar yapılıyor. Ama görüyorsunuz gene boğazımızı sıkmaya çalışıyorlar. Son anlaşmaları bunlardı demiyorum. Anlaşmalar olduğu halde, evet, 960 bin kişi, evet, 82 tümen, her bir bayrağın altında 12 bin asker, 80 tümenle saldıracaklar size diyor. Kıyamete yakın. Bunlar olmadan kıyamet kopmaz. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle şeyler olacak. Kıyamete yakın. Kıyamet alametlerindendir bunlar diyor. Sittün fiküm eyyetühel ümme. Evet, 6 alamet vardır ey ümmeti Muhammed, kıyametin evvelinde 6 alamet vardır. Mevtü nebiyyüküm, peygamberinizin ölümü. Biraz evvel de geçti, bu başka hadis. Peygamberiniz ölümü kıyamete yakın olacak, kıyametin alametlerindendir. Ve yagıydu el mâlu fîküm. Evet, bu hadiste hatta enner racul le yu'ta aşiretu âlâf feyazallu yeshatuha. Evet, o kadar zenginlik olacak ki, o kadar zenginleşeceksiniz ki, bir adama demin 1000 altın demişti, şimdi Efendimiz bu hadiste bir adama 10 bin 10 bin vereceksiniz. Ama adam, bu da para mı lan,
bu da yardım edilir mi diye küçümseyecek. Evet, küçümseyecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka fitnetün tetul külle beytin raculun minküm, bir fitne, öyle fitne olacak ki kıyamete yakın her eve girecek. Evet, bunu İmam Kastalani Hazreti Osman'ın öldürülmesine yormuş. İlla o değil. Hakikaten Hazreti Osman hiçbir günah yokken Yahudilerin kışkırtmasıyla Mısır'dan Mısırlı Müslümanları Müslüman olmuş. Kıpti Mısırların aslı Cingen, Kıpti Firavun soyundan ne tarafa çeksen gidiyor. Kandırmışlar. Medine'ye gelip o güzel halifeyi, Peygamberimizin iki kızını verdiği Zinnureyn, iki nur sahibi Hazreti Osman'ı öldürmeye gelmişler. Hazreti Osman devlet zamanında devlet kuvvetli, ordu var. Azerbaycan fethedilmiş, Mısır fethedilmiş, Habeşistan fethedilmiş, İran fethedilmiş o tarafları. Ama Hazreti Osman'a gelmiş Peygamberimiz, yarın akşam demiş, iftarı beraber yapacağız Osman demiş. Niye demiş, istemiyor musun? Tedbir almamış bundan dolayı. Öyle beklemiş. İsyancılar gelmiş. Başlarında da Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed var. İsyancılar başında evden girmiş, Kur'an okup duruyor. O okuduğu Kur'an da Topkapı Müzesi'nde duruyor. Oğlum demiş, ben senin babanı çok severim demiş. Çok samimi arkadaşlık yaptık. Sen bu işi burnunu sokma demiş. O ondan etkilenmiş ve pişman olmuş. İhtilalciler durun arkadaşlar dese de gözleri dönmüş ihtilal girmişler. Hazreti Osman'ı Kur'an okurken şehit etmişler. Diyorlar ki bazı alimler işte bu peygamber bahsettiği her eve girecek fitne. Tabii bundan sonra Hazreti Osman'ın hakkını arayan Emeviler Şam'da devlet kurmuş. Ondan sonra yerine getirilen Hazreti Ali var. Hazreti Ayşe anamızla ordu çarpışmış, Cemel vakası var. Sonra Sıffin olayı var Emevilerle. Bütün Müslümanlar ya bir tarafta ya bir tarafta, girmedik ev kalmadığı için İmam Kastalani diyor ki bu katli Osman'dır. Evet, Seles ve Mevt Kekusail Ghanem, demin söylediğimiz öyle bir ölüm ki her eve girecek. Koyunun o boynuzundan kırbışlar gibi. Bir de diyor ve Hüdüne, evet, tekünü beyneküm ve beyni beni asfer, Rumlarla aranızda, Avrupalılarla aranızda anlaşma olacak, sulh olacak. Evet, yeştemi'une leküm tis'ate eşhur, 9 ay size hazırlık yapacaklar. Hepsi bir olacaklar. Amerika'sı, Avrupa'sı, Fransız, İngiliz, Alman'ı. 9 ay hazırlık yapacaklar. İşte 80 tümen sancak altında, her biri 12 bin askerle size saldırmak için 12 ay, 9 ay hazırlık yapacaklar. Böyle bu fitne de böyle Beni Safer'in verdiği sözde durmayacak, durmayacak diyor. Bu da kıyamete yakın olacak şeylerden. Evet, bir de kagatir hamel mer'ati fi sümme yekunu evla bil gader gader minkum. Yani 9 ay dediği kadının hamileliği, ona misal veriyor. Kadının hamile kaldığı süre olan 9 ay hazırlık yapacaklar, sonra bozacaklar sözlerini. Evet, ve size saldıracaklar. Bu da kimisi demiş bu Kureyze Yahudilerin salgısıdır. Kimisi demiş hayır o değildir. Hendek'te yine Yahudiler Efendimiz Medine'ye gelince oradaki Yahudilerle anlaşma yapmış. Biz sizin aleyhinizde bulunmayacağız. Sizin düşmanlarınıza ortaklık yapmayacağız, yardım etmeyeceğiz. Siz de bizim düşmanlarımız.
Sen usul usul iki kulağın arası saç bitiminden çene altına kadar olan bölgeyi bütün ıslaklığı uğraştıracak şekilde gözünü iyice bastırarak değil ama oradaki göz pınarlarına bir şekilde acıtmadan suları götürecek şekilde yavaş yavaş böyle üç defa abdest al. Üç defa kolunu yıkayacaksın, dirsekler dahil. Böyle soğuk da olsa şap 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 yapıp kaçmayacaksın. Soğuk olduğu günde bile güzel abdest almak her hayrı toplayan güzelliklerdendir. Çünkü güzel abdest alanın niyet ederekten, besmele çekerekten, dualar ederekten, yani bizim bazılarımız yaptığı gibi abdest alırken konuşuyor, sohbet ediyor. Ha, böyle ibadet olmaz. Abdest almak ibadettir. Niyet edeceksin bir kere. Niyet etmeseniz de abdest geçerli ama şu dediğimiz güzelliklere ulaşmak için niyet edeceksin, ibadet ediyorsun. Besmele çekeceksin, abdest almayı niyet edeceksin. Abdest alırken de üstün körü yapmayacaksın, emek çekeceksin. Dirsekleri yıkayacaksın, yüzünü yıkayacaksın. Yıkamış olmak için yıkadıktan sonra bir damla hiç olmazsa akacak. Yağlanmış gibi olmayacak. Ayaklarını da üç defa yıkayacaksın. Böyle alelacele soğuk su diye, üşüdüm diye değil, soğuk olsa bile, evet soğuktan korkarak alelüsül abdest değil, emek çekerek güzel abdest almak, güzel peygamberimizin övdüğü şeylerdendir, güzel hasetten, bütün hayırları toplayan, övülen hasetlendir. Ve sittü hisal, evet, altı hasetler minessuht, haramdır. Evet. Rüşvetül imam. Müslümanların başında idareci olarak gelmiş en baştan en aşağına memur. Evet. Hakim olsun, diğer memur olsun, belediye memuru olsun, başka memur olsun, doktor olsun, mühendis olsun, ne olsa olsun Müslümanların işini gören memurlara rüşvet vermek haramdır. Haramdır. Evet. Bereketi giderir. Bereketi giderir. Evet. En başta en yetkili adamın rüşvet alması felakettir. Memleketi batırır. Yanlışı, batılı, haklı çıkarmak için verilen rüşvetler memleketi batırır. Evet. Bunlardan kaçmak. Bu felaket. Bir, idareciye, baştaki dahil rüşvet vermek haramdır, kötülüklerdendir. İkincisi, evet, ki en baştakine rüşvet vermek ve hiye akbesü zâlike külli, şimdi sayacaklarımızın en kötüsü budur diyor. En kötüsü budur diyor. Ve semenül kelb, biz size Müslümanlıkta olanları aktarıyoruz. Bazı adamlar şimdi birçok şeyleri yapa normalleşiyor. Evet, mesela biz dün Çanakkale'deydik. Oğlanlar geldi, benim elim öptü. Fakültedeymiş, mühendismiş falan. Bir de kızla, ben dedim kızlara el öptürmem. Fotoğraf çekti. Yani bize sempatileri var. Ama kız açık, gerdanı açık, saçı açık. Bana sempatiz var, fotoğraf çekiyor. Ben de fırsat, böyle yakın davrandılar. Yapmak zorundayım. Emr-i marif yapmak zorundaydım. Madem beni seviyorsunuz dedim. Bu ne hal dedim. Hem şehitlere gelmişim dedim. Bu şehitler namus için şehit oldular. Namus için şehit oldular. Çok bozuldu kız. Çünkü hep böyle geziyor. Alışmış, normal diyor. Niye sen bana karışıyorsun? Demedi ama yüzü fena kırıştı. Sonra o öbür çocuklar kolundan tuttu götürdü. Bana bir itiraz etmedi ama şimdi açıklık normalleşiyor. Hep böyle yapa. Benim kalbimde kötülük yok ki. Herkes de böyle giyiyor. Herkes açık geçince açıklık helal mi olacak? Herkes şarap içince şarap içmek helal mi olacak? Allah'ın kanı var. Müslümansan ki Müslüman oldun dedim. Buraya şehitler ziyarete gelmişsin. Fatiha okuyorsun bak. Ama haline bak. Deyince yarı şaka yarı ciddi söyledim. Bana yakın davranınca çok bozuldu yani.
şimdi böyle kötülükleri yapa yapa normalleşiyor. Tabii hale geliyor. Açıklık böyle oldu. Kur'an-ı Kerim'e göre, bu benim fetvam değil. Cumhuriyet döneminde 1936'da basılmış tefsire bakınız. Devletin resmi tefsiridir. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç gösterilemez. Haram diyor Allah. Bunu duyurmak benim görevim. Kabul edersin, yetmezsin. Ama tabiileştiği için, herkes böyle olduğu için niye söylüyorsun ki? Herkes böyle yapıyor. Olmaz. Aha, onu söylüyor güzel peygamberimiz. Bu hasletler kötü hasletlerdir, haram şeylerdir. Şimdi köpek besliyorlar. Süs köpeği falan, değil mi? Moda şimdi. Sosyetede moda, süs köpeği. Para verip alıyor. Bir de veterinere gidiyor filan filan. Bunu devlet bunlara bakmadığı zaman ne biçim devlet falan. Evinde köpek besliyor. Sokakta aç yatan bir sürü insan var. Köpek daha mı kıymetli desen evin alıyorum onu. Doktorlara götürüyor bilmem ne özel şeyler yapıyorum. Mamalarla filan. Evet. Semenül kelp. Evet. Haram olan şeyleri sayıyor ya. Rüşvet dedi. En kötüsü baştakine rüşvet vermek. İkincisi köpeğin parası haramdır. Kıtlığa sebep olur. Bereketi giderir. Evet. Bu evde köpek ne işe yarar? Ne işe yarar evde köpek? İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki av köpeği olabilir. İnsan emeği geçmiştir. Hakikaten av köpeği vurursun hayvanı, tepeye çıkma zor gelir. Av serbest. Mubah. Yani iyidir demiyorum da mubah. Tepeye çıkınca kadar yetişmiş av köpeği gönderirsen hiç ısırmadan tutar getirir sana. Yemez. En kıymetli kuş eti. Yemez. Öyle köpek öğrenmiş. Bunu parayla alabilirsiniz insan emeği geçtiği için. Polis şimdi esrarı yakalatıyor. Orada çocuk var mı toprağın altında? Üretilmiş köpek. Evet, hırsızı yakalatıyor. Öğretiliyor köpekler. Bunlara diyor İmam-ı Azam insan emeği geçtiği için bunları parayla alabiliriz. Parayla satabilir. Çünkü emek veriyoruz. Öğretmişiz. Ama süs köpeğinde böyle bir şey var mı? Ev alıyor onu. Köpeği besliyor ama sokakta aç kalan insan var. İnsanlar daha mı değersiz köpekten? Onun için peygamberimiz onu söylüyor. Köpek parası haramdır. Bu dediklerim hariç. Bu dediklerim hariç. Ama İmam Şafii diyor ki hayır. Hepsi bu hadisin içine girer. Pistir. Parada verilmez. İmam Şafii öyle diyor. İmam-ı Azam arz ettiğim gibi bu maksatlarla öğretilmiş köpeklerin alınıp satılabileceğini ama işte tarlanı bekletiyorsun, evini bekletiyorsun, koyunu, keçini bekletiyorsun kurda kuşa karşı. İmamımız da bunları görmüş, caiz demiş. Ama İmam Şafii hayır diyor, köpekse de olmaz. Köpeğin eti de haramdır. İmam Azam'a göre de, İmam Şafii'ye göre de et de falan parayla satılmaz. Kim köpek etini satarsa aldığı karşılıksızdır. Haram yer, hacca da gitse o parayla hacı olunmaz. Çayca gider, yolca gelir. Evet, böyle, öyle diyor efendim. Köpek parası haramdır. O asbul feras. Evet. Efendimiz yıllar ötesini görmüş. Çocukluğumuzdan biliyoruz. Adam boğa besliyor. Adam at besliyor. Kısrakları döllemek için. İnekleri döllemek için. Çocukluğumuzda gördük. Tilçiler. Adam boğa besliyor. İneğine aşıtırıyor, geliyor para veriyor. Bu para da haramdır diyor. Hayvanlarda olduğu gibi tabii gerçi onu sonra söyleyecek ya, hayvanların aşım parası haramdır. Alamazsın. Bu maksatla olmaz. Ama hayvanını böyle aşılatmış olan adam sen hiç istemeden, işaret de etmeden, ona bir işaret de vermeden hiçbir şey demeyeceksin ama adam sana hediye olarak vermişse ona söz çıkarmam diyor. Ona bir şey söylemeyiz diyor.
ama yesin diye böyle yapıyorsan olmaz. Özel beslemek de tabii yesin demektir, değil mi? Yok, böyle değil. Normal öküzün var, tosunun var. Aşılamış ineğini sen de tutmuşsun. Ona hediye verin. Ona bir şey demeyiz diyor. Fakat böyle para kazanmak maksadı, bunun parası diyor haramdır. Ve mehrul bagî, zinakarın aldığı para haramdır. Genel evler var, para kazanıyor. Başka yerlerde var, para kazanıyor. Haramdır. Evet, haramdır. Şimdi zina zaten وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ. Nikahsız olarak erkekle kadının birleşmesi zinadır. Zina yapmayın, yaklaşmayın diyor. Yaklaşmak nedir? Bakmak. Yaklaşmadır, okşamak, sarılmak, öpmek. Bunlar zinanın önce hareketleridir. Ondan sonra esas zina. Bunlara bile yapmayacak. Bunlar da haramdır. Bunlar da haramdır. Şimdi Musa Aleyhisselam çok güçlü bir kimsenmiş, delikanlı. Çünkü onun zamanında 650 bin çocuk kestirmiş Firavun. İsrailoğlundan bir erkek çocuk doğacak, senin saltanatına son verecek diye hepsini 650 bin tefsirlerde öyle söylüyor. Kestirmiş, Allah da o kesilen çocukların gücünü Musa Aleyhisselam vermiş. Sonra peygamber olmuş, Beni İsrail arasında yaşıyor. Kurtarmış Firavun'un şeyinden, eziyetinden. Güçlü kuvvetli erkek, Yahudi bu. Bir kötülük yapmıyor. Kadınlar peşine koşsa bile yüz vermiyor. Yakışıklı, güçlü bir erkek. Erkekliği yok lan bunun diye dedikodu yapmışlar. Bu kadar güçlü adamın erkekliği olsa kızlara cevap verir, kadınlara cevap verir. Bir şeyler yapar. Peygamber adam böyle şey yapar mı? Tabii Yahudiler bunlar. Takip etmişler efendim. Kıra gitmiş Musa Aleyhisselam çişini kakasını etmek için. Onlar da takip ediyorlar, bakıyorlar. Çünkü onlar olsa Musa Aleyhisselam oturmaz, açmaz altını. Görünmeden takip etmişler. Bir bakmışlar ki ooo dört dörtlük erkekmiş demişler. Kur'an'da var. Musa'yı ezzet eden diye adı geçiyor. Böyle İsa Aleyhisselam biliyorsunuz babası dünyaya geldi. Yahudilerin şeyini anlatmaz adında bu geçtiği için Meryem anamız asil bir aileden çok iffetli bir kız. Allah onu çok sevmiş. Onu İsa Aleyhisselam gebe kılmış. Mucizedir bu. Allah'a her şey kadirdir. Zekeriya Aleyhisselam o zaman peygamberdir. Çünkü adak adamış Meryem anamızın anası. Bir oğlum olursa demiş Allah yoluna onu vereceğim. Ola ola kız doğmuş. Kur'an'da var bu. Oğlan olmadı ama demiş ben sözümde duracağım. Götürmüş Mescid-i Aksa'nın mihrabına koymuş Meryem anamızı kundakta. Allah'a adamış ya. Zekeriya Aleyhisselam'ın da çocuğu olmuyormuş. Demiş ya Rabbi bana da bir çocuk ver. Neden? Bunu ben besleyeyim diye çarşıya gitmiş. Çocuğu, kundak çocuğu besleyecek. Süt, mama alacak. Bir bakmış, yemiş, içmiş. Artığı da duruyor. Peygamber adam anlamış. Sıradan bir insan değil bu yavru İsa Aleyhisselam. Allah'ım demiş bana da bir yavru versen. Allah tamam demiş, verdim. Bu defa yaşlı Zekeriya Aleyhisselam. Bu yaşta nasıl olacak ya Rabbi? Bu da geçiyor Kur'an'da. 3 gün konuşamayacaksın demiş. Hakikaten hanımı hamile kaldıktan bu talepten sonra. Peygamberin talebi reddi olur mu? Hamile kalınca 3 gün dili tutulmuş. Gene Tevrat'ı şeye yazarak, yere yazarak gelenlere okuyun diye görevine devam etmiş. Dili tutulduğu halde Kur'an'da geçiyor. Ve mâ kânet ümmünki bâgiyyem. Evet, Kur'an'da geçiyor. Demişler ki bu Yahudiler İsa Aleyhisselam için halen öyle söylerler. İnançları öyle. Babası dünya insan gelir mi? Bir uzatıyorlar. Onun söyledikleri işlerine gelmediği için, onu değersiz duruma düşürmek için zina çocuğu diyorlar. Zekeriya ile Meryem'in zinasından doğmuştur diyorlar. Ondan dolayı Hristiyanlar
Yahudileri aslında sevmez. Ama onların emrindeler. Neden? Ekonomik olarak Avrupa'yı da Amerika'yı da ellerine geçirmişler. Başlarını çıkardılar mı hemen ekonomik krize sokuyorlar. Ondan dolayı bir şey diyemiyorlar. Zina mahsulü çocuk dedi İsa Aleyhisselam'ı Tanrı diyorlar. Tanrı oğlu diyorlar. Hiç sever mi? Ama şimdi görüyorsun birlikte hareket ediyorlar. Kur'an'da geçiyor bu. Evet, zina mahsulü asla değildir. Ve mâ kânet ümmükü bagiyye. Kesinlikle öyle bir şey yok diyor Kur'an-ı Kerim'de. Meryem anamız iffetli bir kadın, Kur'an'da tescil ediliyor. Anası da öyle, babası da öyle. Evet, şimdi zina parası. Evet, hayvanın aşın parası. Kötü şeylerde, haram şeylerden. Rüşvet. Evet, köpek parası. Bir de ve kesbül haccam. Evet, biz bunları aktarıyoruz. Hacamet parası. Hacamet yapmak sünnettir. Ve çok büyük faydaları vardır. Çok büyük faydaları vardır. Tabii usta olursa çok büyük faydaları vardır. Sünnettir. Ama adam hacamet yapılır. Seansı şu kadardır diye ücret alamaz. Öyle diyor bir hadis-i şerif. Haramdır diyor. Mines suht. Haramdır diyor. Ama sen yapmış adama istemediği halde bir şey verirsen, hediye kabulünden istemediği halde, işaret etmediği halde ona sözümüz yok. Ama seansı şu kadardır, şuradan kan alırsan şu kadar, bunlar haramdır diyor hadis-i şerif. Hadis-i şerif, kan alıcılara duyuruyoruz. Ve hulvanül kahin, şimdi kahinler var, arraflar var biliyorsunuz. Evet. Kahin istikbali okuyorum ben, evet diyen kimse. Arif de yarın ne olacağım biliyorum, sen nasıl olacağım? Bunlara danışmak 40 günlük namazın kabul duanın kabul olmamasına sebeptir. Hadis-i şerif var. Doğru söyle dediğin adam zaman diyor Efendimiz. O zaman fakat kefere bima unzile ala Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Küfre düşer diyor. Çünkü Kur'an'da la ya'lemul gaybe illallah. Yitik malın nerede olduğunu Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Yarın ne olacağını Allah bilir. Gaybı Allah bilir. Bu ayeti inkar etmiş olur diyor. Bunların aldığı para yol başında bir falına bakıvereyim. Yol başında değil, gazetelerde fal köşesi var. Sen de Müslümansın. Evet, o gazeteci para kazanacağım diye onu koymuş oraya. Sen de aldım hemen okura. Hangi burçta doğum onu bilen. Bunlar saçma şeyler. Mümin Allah'a, Allah'ın kaderine inanır, bağlanır. Allah'a sığınır. Böyle kahine gitmez. Kahinlerin aldığı para da haramdır. Ve böylelere gittiniz mi ibadet geçersizdir. Sakın danışmamak lazım. Sakın danışmamak lazım. Böyle bir şaka olsun bile yapmamak lazım. Hadis-i şerifi de Ebu Hureyre'den nakletmişler. Evet, sittetü eşya. 6 şey vardır. Tuhitul amel, tuhbitul amel, amel. Amellerin sevaplarını yok eder, sevaplarını giderir. Evet, el iştigal bi uyubil halk. Şimdi oruç tutacağız inşallah. Orucumuzun güzel tutarsak günahlarımızı evveli mağfiret, rahmet, ortası mağfiret, sonu itkuminan cehennemden kurtulacağız. Yeni doğmuş çocuk gibi günahların temiz olacağız Ramazan sonunda. Ama bu şartlara bağlı. Ne diyor bak? İbadet ediyorsun. İbadetin sevabını yok eden şeyler. Nedir o? Herkesin ayıbıyla uğraşmak. Evet. Ben uğraşmıyorum. Ama kahvede otururken, eve ziyarete gittiğinden, biriye ber geldin, duydun mu? Falan şeyler olmuş falan bana. Bir dakika arkadaşım. Ben oruçluyum. Ben bunu kapatalım diyeceksin. Demezsen ortaksın günaha. Demezsen günaha ortaksın. Öyle diyor. Bak efendim, insanların ayıbıyla uğraşmak, evet, amelleriz. Orucun sevabını yok eder.
namazın sevabını yok eder, haccın sevabını yok eder. Adam Kabe'de oturuyor, Kabe'ye bakıp dururken duydun mu? Bu şöyle yapmış, ula sana ne gavurdan ya? Hacca gitmişsin sen, orada ibadet etsene. Yorgunsan Kabe'ye bak, o da ibadet. Ama öyle bilgisiz Müslümanlar, şeytanın bu aldatmalarına kapılıyorlar. Amerikan, Türkiye'deki adamlar dedikodu yapıyorlar, bitiriyorlar, boşa gidiyor Amerikan başkanına. Bunu kulağımızda duymuşuz. Sana ne gavurun şunu yaptığını, bunu yaptığını, sen Kabe'ye hacca gelmişsin. Sıfır bilgi. Yalnız diğer ülkeler değil, bizde de çok var. Evet, var işte böyle, böyle insanların ayıplarıyla uğraşırsan, bütün amellerin yele verirsin, sevaplar gider. El-iştigal bi'uybil-halk. Evet, halkın ayıplarıyla uğraşmak sevapları yok eder. Ve kasvetül-kalp, kalp katılığı. Oy, ne kadar katı kalbi varmış. Hiç merhamet diye bir şey yok herif. Böyle adamlar vardır biliyorsunuz. Kalp katılığı da, evet, güzel peygamberimize göre amelleri yok eder. Evet, mesela böyle böyle sana lanen. Öyle diyor. Sana lanen, biz bunda 60 sene ömür vermişiz. Bak, senin işin şu berberlik, ticaret. Allah razı olsun, ihtiyaçları karşılıyorsun, büyük sevap. Ama biz de buna uğraşmışız. Sana ne? Bir sen mi varsın? Evet, böyle diyenler de çıkıyor. Yani yalnız kendimden misal veriyorum da, insanlara diyor, sana lan, sen kimsin lan? Güzel şeyi kabul etmiyor. Vazgeç, etme ya, yatsın yetmiş, işin bitmiş, azıcık namaz kıl lan, oruç tut lan. Sana lan, ya böyle vaazı kabul etmemek, katı kalplilik. İçki, şu sigarayı bırak, içkiyi bırak ya. Sana lan, ha, bunu kabul etmemek. Halbuki böyle söylediği zaman kendine gelip irkilmesi lazım. Böyle katı kalplilik söylenenler kabul etmiyor. Ve hubbi dünya, dünya sevgisi. Güzel dairesi var, işi var. Olmaz. O benden ileri, ben onu geçeceğim. Gece gündüz bunda kafası buna. Evet, böyle dünya sevgisini, bütün hataların başı ve kılletül haya. Ben buradan okuyorum. Bana darılmak yok. Biz elçiyiz, elçiye zeval yok. Sokakta kadın her şeyini gösteriyor. Televizyonda para kazanacağım diye her şeyini gösteriyor kadın. Haya nerede? Haya nerede? Ben Müslümanım. Tamam, ben size gavur demiyorum ama Allah'ın kadını, böyle bir kanunu var. Müslümansan zaten gavur olsa bir şey demem de. Ama sen Müslümanım dediğin için kardeşimsin. Kardeşlik görevi yapıyorum. Benim kalbim temiz. Çırılçıplak sokaklarda görüyorsunuz. Senden Avrupalı gavur öyle yapıyor diye medeni olacaklar, ilerici olacaklar. Her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.